Manyak bir kan dökücü, kaba ve sınır tanımaz, süper kahraman avcısı Billy Butcher, kasap Billy sorunlu bir geçmişe sahip, yoluna çıkan insanları umursamaz, yakıp yıkar, intikamcı, kanun tanımaz bir adam. Billy Butcher soğukkanlıdır, eylemleri hem kendine hem başkalarına zarar verir, o tamamen toksik bir kişiliktir. Billy'nin geçmişi yıkıcıdır, o ve küçük kardeşi Lenny babaları tarafından korkunç bir şekilde istismar edilmiştir. Bu durum elbette her ikisini de duygusal anlamda çöküntüye uğrattı. Normalde ağır bir alkolik olmasına rağmen Becca'nın ölümünden bu yana alkolü bıraktı. Süper hero'lara karşı bireysel bir haçlı seferi düzenler. Bu olay silsilesi Homelander'ın karısını öldürdüğünü sanmasıyla başladı. Elbette birinci sezonun sonunda Becca'nın aslında hala hayatta olduğunu öğreniyoruz. Böylelikle Billy'nin şiddetli haçlı seferi meğerse bir yalana dayanıyormuş. Billy Butcher demir yumruktur, ekibin ağır lideridir. Kimse onun sözünden çıkamaz. Psikopat katil Kimiko ile bile diyaloğu şöyleydi. Kimiko şöyle diyor: "Ben senin lanet bir silahın değilim." Billy ise şöyle yanıtlıyor: "Sen tam olarak busun. İşlerin nasıl yürüdüğünü unutanlarınız varsa diye söylüyorum. Size bir şey yapmanızı söylediğimde onu yaparsınız." Diziyle ilgili dipnot: kasap Billy Huey ile ilk kez tanıştığı sırada arka planda aslanları görüyoruz. Bu onun The Boys üzerindeki otoritesine bir vurgudur. Süper kahramanlara karşı psikotik, yırtıcı ve baskın doğasını yansıtan bir belgeseldir bu. Aslan İngiltere'nin ulusal hayvanı olduğundan kendi milliyetinin bir başka hatırlatıcısı görevi görür bu belgesel. Süper güçlere sahip insanların olduğu bir dünyada Billy'nin kendine ait güçleri yoktur. Ancak o birçok süper kahramanı yenmiş, deneyim bir göğüs göğüse dövüşçüdür. Kendi süper güçlerini elde ettiğinde ise artık güç ve dayanıklılık açısından Homelander'ın dengi seviyesinde gibidir. En azından karşılıklı göz ışınlarının eşit olmasından bu çıkarımı yapabiliriz. Beck ortadan kaybolduktan sonra sakalını uzatıyor. Kişiliği karanlığa doğru yönleniyor. Huey'e karşı abi içgüdüsüne sahiptir. Onu ölen küçük erkek kardeşinin yerine koymaya başlar. Kasap bile asla olduğundan başka biriymiş gibi davranmaz. Psikolojik bir maske takmaz. Neyse odur. Süper kahramanlara karşı derin bir nefreti olan ve onları alt etmek için her şeyi yapmayı kafaya koymuş bir manyaktır. Billy Butcher'ın sadist bir gülüşü vardır. Kısmen ürkütücüdür. Şiddetten keyif alır. Ancak bu şiddet eğilimleri sık sık takım arkadaşlarını rahatsız eder ve zamanla onları kendinden uzaklaştırır. İzole olmaya başlar Billy. Billy kendi içsel savaşına sahiptir. Psikolojik olarak yorgundur. Gelgitlidir. Ryan için gerçekten iyi bir baba figürü olmaya çalışır. Kural tanımaz ve şiddet yanlısı olduğu için kendinden nefret eder. Ama aynı zamanda bu vahşetin onun öz doğası olduğunu da bilir. Billy değişik bir adamdır. Bir insan olarak güçlü bir süper kahraman olan Translu kenti perişan eder. O savaş taktikçisidir, stratejisttir. Pragmatik bir dövüş tarzı vardır. Kendi kanını görünmez olan Translu kentin suratına tükürdü. Böylelikle onu görülebilir kıldı. Savaş stili Frank Castle'a yani The Punisher'a benzer biraz. Psikopattır. Billy Butcher fantastik ırkçıdır. Süper kahramanlardan gerçekten nefret eder. Çoğu süper kahramanın yozlaşmış, bencil ve hatta düpedüz kötü olduğu doğru olsa da Billy hepsini aynı fırçayla boyar, hepsini aynı kefeye koyar. Keza süper güçlere sahip olmaktan başka hiçbir şey yapmayan Starlight'a karşı mantıksız bir şekilde de düşmancılığa şüphecidir. Hatta süper yetenekli bir bebeğe zarar verip vermeme konusunda kararsız kalır. Genel olarak Billy süper kahramanları insan olarak değil, doğası gereği kötü olan canavarlar olarak görür. Haklılık payı da yok değildir elbette. Billy ya ateisttir ya da non-ateisttir ve şu diyaloğu kurar. Diyorum ki eğer yukarıda büyük beyaz sakallı bir inek varsa o ağır bir pisliktir. Toplu katliamlar, çocukların ölümü, kendi oğlunu kanlı bir şekilde çarmıha germek, tüm bunlar bir pisliğin yapacağı şeylerdir. Ve eğer yukarılarda bir yerlerde bir tanrı varsa ona nükleer bomba fırlatmalıyız. Billy Butcher süper güçlü bir bebeği silah olarak kullanır. Güvenlik görevlilerini bebeğin gözlerinden fırlayan mavi ışınlarla öldürür. Billy neyse odur işte. O ne kadar sefil olduğunun ve herhangi bir ahlak çizgisinin olmadığının farkındadır. Yine de söylediklerinin çoğu ikna edicidir. Manipülatiftir, sosyopatik ve kindardır. Karşısında bir şüpheli varsa ona empati duymaz. Etrafındakilerin de o kişiye düşman kesilmesini ister. En büyük korkusu babasına çok benzemesidir. Bu yüzden Ryan'ı Mallory'nin bakımına bırakır. Kasap Billy'nin düz kesim çataklı bir sakalı vardır. Baştan aşağı trench coat giyer. Bu da onun kanunsuz sert kişiliğine cila çekiyor. Macho kimliğini destekliyor. Hatta Huey onu gördüğünde The Matrix'in porno versiyonundan fırlamış gibi olduğundan bahseder.